kitabın hikayesini size 3 dakikada anlatabilirim. Başlangıçta Tanrı cenneti ve dünyayı 6 günde yarattı. İnsanı, Adem ve Havva'yı kendisiyle günlerini geçirsinler diye yarattı. Bu durum onların yasak meyveyi yemek ile denenmesine kadar devam etti. Günah dünyaya girdi ve her şey çok kötü oldu. Tanrı dünyayı sel felaketiyle yıkadı, Nuh ve ailesiyle yeni bir başlangıç yaptı. Yıllar sonra Tanrı İbrahim'i büyük bir ulusun babası yapma vaadiyle kendisini izlemeye çağırdı. İbrahim itaat etti. Tanrı ona bir oğul verdi, İshak. İshak'ın oğlu Yakup. Yakup'un 12 oğlu oldu. Yakup'un en sevdiği oğlu Yusuf Mısır'da en yetkili ikinci adam oldu. Tanrı Yakup'a Mısır'a gitmesini söyledi. Yüzyıllar sonra İsrailliler Mısır'da köle durumuna düştüler. Musa İsraillileri kölelikten kurtarmak için çağrıldı. Musa'dan sonra da Yeşu görevi devraldı ve halkı vaat edilmiş topraklara girmesinde önderlik etti. Yeşu'dan sonra Tanrı hakimleri çıkardı. Geçici askeri önderler. Bazıları Debora, Gideon ve Şimşon. Bunlar Tanrı'nın halkı için savaşacak ve halkı koruyacaktı. İnsanlar bu tip bir liderlikten yoruldular ve bir kral istediler. Tanrı İsrail'e Kral Saul'u, Kral Davut'u ve sonra da Kral Süleyman'ı verdi. Ama yıllar boyunca her şey kötüye gitmeye başladı. İnsanlar Tanrı'ya isyan etti. İsrail ulusu ikiye bölündü. İsrailliler de bireysel olarak Tanrı'ya sırtını döndü. İlyas, Mika, Yeşaya, Yeremye gibi peygamberler halkı uyararak "Eğer halk günahından tövbe etmezse bunun sonuçları olacaktı." dediler. Ama halk onların uyarısını reddetti. Bölünmüş iki krallık da diğer uluslarca fethedildi ve Tanrı'nın halkı yabancı topraklarda tutsak oldu. Daniel gibi bazıları hiç kimsenin yapmadığı kadar Tanrı'ya sadık olmaya devam etti. Bazı sürgünler daha sonra vaat edilmiş topraklarına geri döndüler. Ama 400 yıl boyunca Tanrı'dan bir ses çıkmadı. Peygamber, mucize ya da meleklerin bir ziyareti olmadı. Ama birden İsa doğdu ve sessizlik bozuldu. Kusursuz, günahsız bir hayat yaşadı. Gerçeği öğretti ve yaptığı mucizelerle Tanrı olduğunu ispatladı. Bizim günahlarımızın yerine, çarmıhta bizim yerimize ölerek Tanrı'nın bize olan geniş sevgisini gösterdi. Mezara konuldu. 3 gün sonra İsa yeniden dirildi. Ölümü ve günahı yendi. İzleyicileri dünyayı dolaşarak iyi haberi, onun sevgisini duyurarak dünyayı dolaştılar ve daha sonra kilise adı verilen Mesih inanlıları toplulukları oluşmaya başladı. Şu anda bizler de bu hikayenin bir parçasıyız. Dünyayı değiştirme ve onun sevgisini duyurma şansına sahibiz. Çünkü bir gün o gökleri yaracak ve İsa geri gelecek. Şimdiye kadar anlatılmış en büyük hikaye İsa'nın hikayesidir.